Yatırım Bülteni'nden günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman. Bu haftaya başlamadan önce, açılış öncesi neler bilmek lazım? Yatırım Bülteni'ne her zaman olduğu gibi öncelikle tablomuzla başlayalım. Bu hafta ziyaretler haftası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu bugün başlıyor. Suudi Arabistan ziyaretiyle başlayacak bu tur. Aynı zamanda Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti de var. Burada toplam 3 iş forumuna katılacak Cumhurbaşkanı ve Körfez ülkelerinden 25 ila 30 milyar dolarlık farklı sektörlerde yatırım gelmesi yönünde bir beklenti olduğunu belirtelim. Bir yandan da Hindistan'da G20 Maliye Bakanları Merkez Bankası Başkanları toplantısı var. Türkiye'yi temsilen burada Bakan Şimşek var. Toplantılarda kendisine Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da katılacak. Daha sonrasında ise Sayın Şimşek'in Cumhurbaşkanı'nın Körfez turuna eklenmesi bekleniyor. Bu arada Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan açıklama var. Yalın Şimşek ve Erkan'la Türkiye saatiyle saat 14.00'da bugün bir araya gelecek. Bununla beraber yine Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıtta ÖTV artışı ile ilgili açıklamada bulundu. Hem deprem maliyetinin bütçe üzerindeki etkisini hafifletmek hem de cari denge açısından pozitif bir seyir izlenmesinin burada hedeflendiği ifade edildi. Maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmadığı hatırlatılmış. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir şeklinde bir değerlendirme de belirtiyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Krediler diyelim, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası TL cinsi kredi faizlerinde son iki haftada ciddi bir tırmanış gözlemlendi. %47.95 seviyesine TL cinsi ihtiyaç kredisinin çıktığını görüyoruz. Kurumsal kredi kartı ve KMH hariç TL cinsi ticari kredi faizi de yine 10 puan üstünde bir yükselişle %25,23 seviyesine gelmiş durumda. Yalın Hindistan'da G20 zirvesine katılırken diyor ki dost ülkelerden tedarik politikası kapsamında Amerika'nın Hindistan'ı vazgeçilmez ortak olarak gördüğünü aktarıyoruz. Bununla beraber Çin'de bu sabah ikinci çeyrek büyüme verileri geldi. Çeyreklik %0,8'lik büyüme bir önceki çeyreğin %2,2'sinin altında kaldı. Yıllık tarafta büyüme %6 ve gülüşle beklentilerin altında. Bununla beraber yine gelen diğer verilerde ekonomide soğumaya işaret etti. Çin Merkez Bankası'ndan da likidite enjeksiyonu bugün piyasayı tatmin etmedi. Hal böyleyken veri ajandasında neler var? Aktaralım. VCM Investment günlük veri takvimini sunar. Ve bu sabah biz Çin verileriyle başladık. Çin'de büyümeyi az önce aktardık. Sanayi üretimi Haziran'da %4,4. Perakende satışlar %3,1 arttı. Sabit varlıklara yatırımlar %3,8 yükseldi. İşsizlik %5,2'de ve genç işsizliği %21,3 ile Haziran'da rekorda. Çin Merkez Bankası aynı zamanda bu sabah 7 günlük ters repoda 33 milyar yuanlık operasyonda faizi %1,9'da bıraktı. Bir yıl vadeli, orta vadeli %2,65'lik bir faizi sabit tuttu. Ve bu likidite enjeksiyonu da 103 milyar yuan olarak gerçekleşecek. Önceki veri 237 milyar yuandı. Piyasa beklentisi bu veriden 125 milyar yuan düzeyindeydi. Hatırlatalım. Japonya'da bugün piyasa kapalıydı. Hong Kong'da da talim tayfunu yüzünden ilk seans iptal oldu. Türkiye tarafına geldiğimizde bugün merkez yönetim bütçesi özellikle önemli olacak. Saat 15.30'da Amerika'da New York'dan gelecek Empire State İmalat Endeksi önemli. Bir de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Gard'ın bugün bir konuşma yapması bekleniyor. Takip edeceğiz. NCM Investment günlük veri takvimini sundu. Ve biz güne ÖTV ile ilgili akaryakıtta gelen zamlarla başladık. Horoz Lojistik Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz bu sabah bizimle birlikte. Efendim günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Gelen vergi zamlarının sektörel etkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Akaryakıta gelen zammın bilhassa ÖTV tarafındaki artışın yansımaları neler olabilir? Günaydın Zeynep Hanım. Bu akaryakıtla ilgili zamlar bekleniyordu. Tabii malum bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seçim ekonomisi sırasında zamlar ve enflasyon hükümet tarafından düşük tutulmaya çalışılıyor. Bunun akabinde tabii yeni ekonomi kabinesiyle birlikte real ekonomik politikalara
geri dönüş ve bununla birlikte hazinenin üzerindeki büyük yüklerin telafi edilebilmesi açısından akaryakıt ve diğer işte alkol, sigara gibi veya diğer ürünlere gelen KDV, ÖTV gibi vergi artışları çok beklenilen bir durumdu ve gerçekleşti bunlar. Zaten daha önce yaklaşık 1,5-2 sene önce de akaryakıtla ilgili dağıtıcı kar marjlarında ciddi bir düzenlemeye gidilmişti. Bu sayede %7-8 dolayında bir akaryakıt ürünleri fiyatlarında düşüş sağlanmıştı. Bu da tabii ki yeterli olmadı. Hala ama bugün için hala da baskı var. Bugün için hala şeyde petrol fiyatları üzerinde baskı var. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde hala bugün 40 ila 50 lira arasında şey fiyatları var. Petrol fiyatları var. Peki Taner Bey, önümüzdeki süreçte lojistik sektörü üzerinde nakliye maliyetleri artışı üzerinden değerlendirecek olursak bu ÖTV yükselişinin etkisi ne olur? Çok kabaca söylemek gerekirse nakliye maliyetlerinin yaklaşık %40'ı akaryakıt fiyatlarıyla oluşuyor. %40 ila mesafeye göre %40 ila 50'si arasında tabii ki önemli ölçüde nakliye maliyetlerini artıracak. Bu da özellikle çok gündemde olan maalesef temel gıda, işte sebze meyve fiyatları üzerindeki nakliye fiyatlarını etkileyerek tüm ürünlerde enflasyonist baskı oluşturacak. Takip edeceğiz. Horoz Lojistik Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz, çok teşekkür ederiz bu sabahki değerlendirmeleriniz için. Ve küresel piyasalarda son durumu değerlendirme zamanı Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı biz bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ersoy, bir kez daha günaydın. Sabah da seninle ilk söz bağlantımızda dile getirmiştin. Hem petrol fiyatları hareketli, G20 ajandasıyla Hindistan'ı takip ediyoruz. Aynı zamanda da Wimbledon şampiyonundan tut da yine filenin sultanlarına kadar giden bir sohbetimiz olmuştu seninle. Yine böyle bir tur mu yapalım, nasıl yapalım? Yapalım Zeynep, güzel oluyor, her şeyden konuşalım. Genel olarak piyasada bugün negatif bir hava var Zeynep. Geçtiğimiz hafta iyimser bir hava vardı. Amerika'daki enflasyon yavaşlaması sebebiyle bugün niye kötü başladı piyasalar? Çin'den gelen ekonomik veriler. Çin bir türlü toparlanamıyor. İkinci çeyrek büyüme yıllıklandırılmış %6.3 oldu. Beklenti %7.1'di. Sanayi üretimi %4.4. Perakende satışlar 3.1. Sabit varlıklara yatırım 3.8. Beklenden kötü rakamlar olunca Çin borsası düştü. %1'in üzerinde eksisi var Şangay'ın. Çin yuanı da değer kaybetti. Güney Kore eksi de. Japonya bugün tatil. Hong Kong açılacaktı ama tayfun sebebiyle açılmadı Zeynep. İlk seans kapalıydı. İkinci seansı da açıldığını görmedim. Yani bugün Hong Kong ve Japonya'nın kapalı olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak Asya Pasifik'te de biraz negatif piyasalar var. Bu negatif hava petrole de yansıdı. Geçen hafta 80 doların üzerine çıkmıştık. Şimdi 79 dolar seviyesinde Brent. Amerikan türü de 74.7 dolar seviyesinde. Hem Çin'deki yavaşlama hem de geçtiğimiz hafta Libya'da biraz üretimde sıkıntı olmuştu. Protestolar sebebiyle o tekrar geri geldi. Ama yorumlara baktığımda Zeynep, bu geçici olabilir. Rusya ve Suudi Arabistan'ın kesintileri piyasada sıkışıklığa yol açtı. O yüzden 80 dolarlara geldi. Tekrar bunun devamı gelebilir beklentisi var. Erdoğan'ın Körfez turu bugün başlıyor. Sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Pek çok anlaşması yapılması bekleniyor. Ekonomik ve siyasi gelişmeler ana konular olacak. Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüşmesi vardı. Cumartesi günü Modi buradaydı, Hindistan Başbakanı. Dirham ve rupi üzerinden karşılıklı ticaret anlaşmaları yaptı. Bu para birimleriyle işlemler yapılacak. Bu önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
G20 toplantısı Hindistan'da devam ediyor. Oradan başlıklar herhalde gelecektir. Mehmet Şimşek'in de orada olduğunu söyleyeyim. Son olarak da iki tane spor haberi. Bir tanesi kadınlarımız voleybolda Çin'i yenerek Milletler Ligi şampiyonu oldu ve dünya sıralamasında bir numara yükseldi. Wimbledon'da da ilk defa 20 yaşındaki Alcaraz şampiyon oldu. İşte Nadal, Federer, Djokovic'ten sonra ilk defa farklı bir isim. O ismi de daha fazla duyacağız herhalde diyeyim. Zeynep, sözü sana aktarayım. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı, çok teşekkür ederiz bu haber turu için. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Şimdi haber akışına bir de araştırma masasının gözüyle bakalım. Tuğba Özay bizimle her sabah olduğu gibi. Tuğba, günaydın. Günaydın Zeynep. Şimdi yeni güne başlarken akaryakıta özellikle gelen ÖTV artışı acaba işte gıda enflasyonuna etki eder mi? Lojistiği nasıl etkiler? Bütçeye katkısı açısından nasıl yaklaşmak gerekir dedik. Ama aynı zamanda ayın ortasında geldiği için enflasyona etkisini yarım göreceğiz biz bu ay herhalde. Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklaması da var. Bir yandan cari açıkla da esasında bir anlamda mücadelede buranın bir işe yarayacağı ile ilgili umut var. İstersen grafikler eşliğinde bakalım farklı boyutlarıyla nasıl okumak lazım bu haber akışını. Şimdi gelen zaten baz etkisinin artık yavaş yavaş gelen zamlarla birlikte ya da işte ücret artışlarıyla tek tek değineceğiz. Geride kalmaya başladığını, baz etkisiyle düşüş beklentisinin artık hani bir rafa kaldırılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Gelen zamlar üzerinden, akaryakıt üzerinden başlayalım. Akaryakıt tarafında gelen zamla birlikte aslında hani biz sadece ulaşım olarak bakıyoruz ama iki yönlü etki var. Hem akaryakıt tarafında hem doğalgaz tarafında dolaylı etki ve dolaylı doğrudan etki olarak bakmakta fayda var. Doğrudan etki olarak baktığımızda işte bizim gündelik kullandığımız işte araçlardaki benzin ya da işte otobüsler ulaştırma tarafından etkisini ölçümleyebiliriz ki ayın yarısında gelmiş olması nedeniyle senin de bahsettiğin gibi yaklaşık işte Temmuz ve Ağustos ayında 2.20 puan gibi bir etkisinin olması bekleniyor enflasyon tarafına ve bunun birikimli etkisi de var bu arada. Zamlar geldiğinde biz bu etkiyi doğrudan sadece geldiğinde ya da sonraki ayda almıyoruz. Bunun zaten ne kadar yansıtılacağı ücretlere ve birikimli etkiyle birlikte ne kadar etki yapabileceği akaryakıt tarafında özellikle doğrudan etkiyi zaten anında fiyatlar üzerinde otomobilde benzin alırken ya da ulaştırma tarafında ben dün işte zamlardan sonra şeyi kontrol ettim. Otobüs biletlerine zam gelmiş mi, uçak biletlerine zam gelmiş mi anında yansıtılmış örneğin rakamlara. Bunlar çok hızlı tepki veren kalemler ama diğer taraftan işte lojistik dediğimiz noktada ürünler tarafında mal lojistiği. Örneğin işte bir domates alırken tarladan üreticiden tüketiciye gelene kadar arada geçen süreçte bunlar dolaylı etki olarak yansılıyor. Ürün az fiyatına yansılıyor. Mesela aynen. Konuştuğumuzda bizim maliyetimizin %40'ı akaryakıt dedi Taner Bey mesela. Ki hani onu da geçtim Zeynep. Geçenlerde biliyorsun İrfan yayın yaptı. 50 TL'lik evet. Bir damacananın içinde 1 TL'ydi sadece suyun maliyeti. Bunun büyük bir çoğunluğunu taşıma tarafı karşılıyor. Dolayısıyla dolaylı etki doğrudan etkiden bir miktar daha fazla göreceğiz. O kaçınılmaz bir gerçek. Şimdi akaryakıt tarafında doğrudan ve dolaylı etkiden bahsettik. Doğalgaz tarafına geldiğimizde doğalgazda da aynı şekilde geçerli. Doğrudan etki dediğimiz bizim evde işte kullanmış olduğumuz doğalgaz tarafı. İşte yemek yaparken, suda kullanırken ya da duşta kullanırken dolaylı etkiye geldiğimizde elektrik santrallerinde kullanılan ve bu elektrik santrallerinde kullanılan üretim maliyetlerine yansıtıldığı için o da mal üzerinden dolaylı olarak yansımaya devam ediyor. Kabaca şimdi akaryakıt tarafında baktığımızda yaklaşık yıl sonuna kadar 5 puan gibi bir etki var. Doğalgaza gelen zam artı hatırlarsan seçim öncesinde doğalgazda bir ay boyunca 25 metreküp doğalgaz verilmemesi nedeniyle o ay enflasyon sıfır olarak yansımıştı. Doğalgaz tarafından gelen enflasyon ve Eylül-Ekim aylarına doğru yani doğalgaz kullanılmaya başlandıkça oraya gelecek oradaki fiyat
fiyatın değişimiyle birlikte %100 artış gibi yansıyacak ki 2 puan gibi bir kalem düş 2 puan gibi bir miktar düşürmüştü enflasyondan. Her ikisine baktığımızda kabaca ücret artışlarını dışarıda bırakarak baktığımda zaten 7 puan gibi bir katkı oluyor enflasyon tarafına. Ücret artışları tarafında ücret artışlarıyla da enflasyon arasında aslında pozitif bir korelasyon var. Oradaki artış enflasyondan ücretlere doğru. Bu ne demek? Aslında bu gelen zamlarla birlikte enflasyon arttıkça ücretler artmak zorunda kalıyor. Şu an işte yine emekliye, asgari ücretliye ya da özel sektörde de aynı şekilde ücret artışları gerçekleşmişti. Zaten bu gelen zamlarla birlikte alım gücü eridiği gibi bu yaratacağı enflasyon yeni bir ücret artışı beklentisi yaratıyor. Diğer grafiğe de geçelim. Aynen öyle. 1,5 dakikamızda. Aynen. Diğer grafiğe de geldiğimizde aslında Türkiye ekonomisinde bu Türkiye ekonomi modeli dediğimiz günden bu yana aslında görmüş olduğumuz rakamlar var. 8 Eylül tarihinde modelin başlangıcı dolar TL'nin 8.47 olduğunu görmekteyiz. 17 Temmuz'a geldiğimizde 26.15'lere gelen bir dolar TL tarafı var. Cari denge önemli. Özellikle işte bu vergi artışlarının bütçeye katkısını da konuşuyoruz. Yaklaşık 200 milyar TL gibi bir bütçeye katkısının olması bekleniyor. Cari dengeye baktığımızda son gelen rakamla birlikte 12 aylık cari denge 60 milyar dolar açık verdiğini görmüştük. Diğer taraftan enflasyonda 38-21'leri konuşuyoruz. Şu an zaten biz seninle burada kabaca enflasyon dalgasının etkisine 7 puan daha üzerine koyduğumuzu varsaydık ki burada 45'lere geliyor. Ki bunun içinde ücret artışlarını ve dolaylı etkileri yansıtmamış halimiz bu. Bununla birlikte de işte enflasyonun yıl sonu beklentileri artık kabaca %55'lere yakınsamış durumda. Bundan sonra hiç zam gelmeyeceği ya da ücret artışı olmayacağı varsayımıyla. Bu hafta toplantı var. Bir sonraki grafiğimize de hızlıca değinirsek Merkez Bankası'nın faiz oranlarından bahsedeceğiz aslında. Evet. 15'lerde olan faiz oranının medyan beklentinin %20'lere gelmesi beklenmekte. Burada maliye politikalarıyla birlikte para politikaları koordineli götürülmeye çalışılıyor. Gelecek faiz kararı önemli olacak enflasyonla mücadele anlamında. Evet, terminalde de 18-25'lik bir medyan beklenti var. Onu da dile getirelim. Tuğba Özlay, çok teşekkür ederiz. Benim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve dönüyoruz buradan Kadirhan Öztürk'e, Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni ile haftanın gündemini ele alacağız. Kadirhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım, akaryakıtta ÖTV artışı sonrası hesaplarınızda var mıdır bir değişiklik? Sektörel bazda borsaya yansımaları olmasını bekler misiniz? Günaydın, iyi yayınlar. Akaryakıt tabii çok ana bir kalem. Yani etkisi olmayan sektör neredeyse yok denecek kadar az. Bu son akaryakıt zamları direkt olarak enflasyonu yükselteceği etki yapacak tabii. Temmuz ayı enflasyonu artık şu dakikadan sonra geri dönülmez bir tarafa girdi. Onu söyleyebiliriz yani. Bu saatten sonra Temmuz ayı enflasyonunda muhtemelen çok yüksek bir rakamla karşılaşacağız ki Türkiye'de genellikle Temmuz ayı enflasyonu, özellikle Ağustos ayı enflasyonu tarihsel olarak düşük olur. Yaz aylarında ülkemizde biraz daha enflasyon düşük olur. Ama bu sene Temmuz ayında flaş bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Bu kemer sıkma kararları arka arkaya geliyor Sayın Şimşek'in yönetiminde. Bu kararların borsaya etkisi nasıl olur? Şunu söylemek lazım. İlk etapta bu kararlar alınacaktır. Ben bu sabahta bu kararların alınacağını düşünüyorum. Çünkü doğru bir düzleme oturtulmaya çalışılan ekonomi satın alınır borsada. Üstelik enflasyon yaratıcı etkisi de var bu kemer sıkma politikalarının. Çünkü çok farklı politikaları izlediğimiz için normalde kemer sıkma politikaları enflasyonu düşürür. Ama bizde geldiğimiz noktada artık kemer sıkma anlamında alınan adımlar ilk efekt olarak enflasyonu yükseltiyor. Sonrasında düşürecek. Şimdi bu kararlar sonrasında Türkiye ekonomisini ve borsayı ne bekliyor? Önümüzdeki dönemde enflasyon yükseldiği için yukarı yönlü bir hareket görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ancak artık bu kadar sıkı kemer sıkmaktan sonra Türkiye ekonomisinde ani bir duraksama olma ihtimali de çok arttı. Talepte ani bir düşüş olma ihtimali de çok arttı.
bir süre daha bu devam edecektir ve borsa bunu satın alacaktır. Ancak ondan sonra çok düşük haneli büyüme günleri bizi bekliyor olabilir. Özellikle de 2024 yılında. Biraz daha kısa vadede ve sektörel kırılımlara girecek olursak, akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası mesela ulaştırma endeksinde, turizm endeksinde, gıda perakendecilerinde, lojistik hisselerinde farklı bir hareketlilik bugüne özel görür müyüz sizce? Ve tabii hafta geneline baktığımızda acaba daha çok odak Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyaretlerine mi kayar? Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyareti daha önemli olacaktır. Piyasanın algısı bu yönde. Birçok pozisyonlanma da yapıldı bu ziyaret nedeniyle. Ziyaret öncesinde işte her zaman olduğu gibi varlık fonu tarafındaki hisse senetlerinde hareket görüyoruz. Acaba satılacak mı? Körfez satın alır mı? Vesaire gibi. Geçtiğimiz haftada birçok oyuncu pozisyonlandı bu ihtimaller gerçekleşirse diye ya da gerçekleşme ihtimaline binaen pozisyonlanmasını aldı. Körfez ziyareti bence bu haftanın ana belirleyicisi. Evet, baktığımız zaman magazinsel olarak bu petrol ürünlerine gelen zam, yani jet yakıtından tutun işte fuel oil'a kadar birçok ürüne zam geldi vergi tarafında. Evet, manşet etkisi yüksek ve hem enflasyona etkisi yüksek olacak hem de magazinsel bir haber. Ama bunun borsa tarafındaki etkisi olumsuz olmayacaktır. Olumlu etkisini de bugün biraz görürüz. Ondan sonra tekrardan döner. Şimdi enflasyon tarafında A'dan Z'ye her şeyi yükseltecek bir karar. Perakendeler tarafında en olumlu nerede, hangi sektörde eğer bu etkilenir derseniz gıda perakendesi sektörü. Bundan ilk etapta bakın tabii ki de vergilerin arttırılması ülke ekonomisi açısından bir yerde olumsuz bir şey. Ama şu anda borsa konuşuyorsak kısa vadeli, gıda perakendeleri bundan en olumlu etkilenecek olan sektördür. Çünkü enflasyonu direkt olarak fiyatlarına yansıtma kabiliyetleri var. Bunun haricinde lojistik tarafında ben nötr görüyorum. Enflasyon nedeniyle hafif pozitif olabilir ama önemli, yani haber değeri taşıyarak haberi satın alınacak bir haber olduğunu düşünmüyorum lojistik için. Ama bu habere binaen perakende alınabileceğini düşünüyorum kısa vadede. Peki şimdi bir yandan tabii biz işte G20 zirvesi var Hindistan'da, Sayın Şimşek'in arkanın temaslarını göreceğiz. Diğer tarafta Sayın Şimşek daha sonra Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyaretine de dahil olacak diye anlıyoruz. Buradan gelen haber akışı önemli. İşte 25 ila 30 milyar dolar civarı bir en az bir de diye telaffuz edilen bu rakamlarda Türkiye'ye yatırım çekilmesi yönünde beklenti var. Diğer tarafta da Merkez Bankası toplantısı da var bu hafta. Burası da yine bir odak noktası olmaya devam eder mi diye soracağım Kadirhan Bey. Çünkü terminale baktığımda 18-25 civarında bir medyan gördüm. En düşük beklenti 17, en yükseği 20. Şimdiye kadar da 16 ekonomistin katılımı söz konusu oldu. Size göre ne kadar faiz artar? Bu rakamların altında veya üstünde gelecek bir faiz artışına piyasa tepki verir mi dersiniz? Şöyle söyleyelim. İlk toplantıda faizleri 15'e çeken bir Merkez Bankası var. Burada yani 7 bas puanlık bir faiz arttırımından çekinmedi. İkincisinde 1.7 daha yapmayacağı kesin. Zaten beklentiler de o yönde. Nasıl bir faiz arttırımı yapar? İlkinin yarısı kadar bir faiz arttırımı yapması bence makul bir senaryo olur. Bu da bizi 18 civarlarına getiriyor. Benim tahminim de açıkçası Merkez Bankası'nın faizi 18'e çekmesi, ancak faiz arttırım sürecinin daha uzun zaman daha süreceğini metinde belirtmesini bekliyorum. Yani bu ne demek? 18, şu an 18 ama biz bu faiz arttırımını böyle 2 puan 2 puan, 3 puan 3 puan, 1 yıl daha, 1,5 yıl daha devam ettirebiliriz anlamına gelen metinler bekliyorum. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ayki toplantısından şunu anladık ki TCMM bir anda fiyatların, varlık fiyatlarının çakılmasını istemiyor. Burada dengeli bir geçiş yapıyor. Belki eleştiriler oldu 15 olmasına, sonra 20 olsaydı, 25 olsaydı diyenler oldu. Ama hem borsadaki harekete baktığımız zaman toplantı sonrasında, hem de varlık fiyatlarındaki harekete baktığımız zaman aslında makul ölçülü bir adım olduğunu bence şu anda görebiliyoruz. Çünkü konut fiyatlarında da bir duraksama var ve konut satışları çok düştü. Son yılların en düşük konut verileri, her ay yeni düşük bir konut satış rakamıyla rekor kırıyoruz. Son yılların rekorlarını, olumsuz
olumsuz anlamda. Dolayısıyla faizler belki bir anda 20-25-30 olsaydı bu konut tarafında ciddi bir çöküntüye sebep olabilirdi. Yine borsa tarafında bir takım sıkıntılar söz konusu olabilirdi. Bunları üst üste koyduğumuz zaman ölçülü faiz arttırımının aslında finansal piyasalar içinde, reel sektör içinde daha kıymetli olduğunu bence görüyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası Merkez Bankası'nın son kararında o kadar piyasada çok yankı uyandırdı, yine yanlış yapıldı vesaire diye. Ben öyle düşünmüyorum. Biraz açıkçası zamanda bence böyle gösterdi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 18 puan seviyesine çekeceği politika faizi piyasalar için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda varlık fiyatlarının da çökmesine, yine konut tarafında ve diğer gayrimenkul ürünlerinde de çökmesini kısmen önleyecektir diye düşünüyorum. Benim bu haftaki beklentim 18 faiz arttırım, 18'e çekilmesi faizlerin. Tabii ki G20 zirvesi özellikle NATO zirvesinden sonra daha çok anlam kazandı. Neden? Çünkü NATO zirvesi çok iyi geçti. İlişkilerimiz tekrar Batı'yla düzelme eğilimine girdi en azından. En kötü döneminde değiliz. Daha kötü günlerimiz olmuştu diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi iyi geçen bir NATO zirvesinin ardından G20'de tekrar batılı ülkelerle buluşuyor olmak tabii beklentileri de arttırdı. Dolayısıyla ben G20 zirvesinde finansal tarafta da yine pozisyonu olanların pozisyonu koruyabileceğini düşünüyorum. Çünkü G20 zirvesi gibi uluslararası aktivitelerde ilk akla gelen hep bankalar olacaktır. Son bir dakika içinde de ben de bankaları konuşmak istiyorum aslında. Geçen hafta da sizinle buluşmamızda CDS ve banka korelasyonundan bahsetmiştik. Bu hafta bankaları neler bekler? Son bir dakikada bir yorum rica edeyim sizden. Körfez tarafı bankalar için nötr, ancak G20 tarafı bankaları olumlu etkileyebilir. Banka tutanlar ya da banka trade edenler ağırlıklı olarak batı sermayesiyle olan ilişkilere baksınlar. Çünkü bankacılığın asıl etkisi körfez değil, batı sermayesidir. Körfezle batı sermayesi, körfez haberleriyle banka trade etmesinler, G20 zirvesine fokuslansınlar diyebilirim. Kadir Han Öztürk, Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni, çok teşekkür ederiz ve bu kısa ve öz bilgi için de ayrıca hem de bilgilendirici sohbetiniz için. Kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. Arkasından Bloomberg HT'de yatırım bülteni devam edecek. Biz de kalın. Yeni haftaya başlarken borsa açılış beklentileri nasıl? Bununla ilgili detayları da konuşacağız. VIO30'da ekrana %0.94'lük bir yükseliş yansımışken Sertaç Ekeke bu sabah bizimle birlikte. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Bey, günaydın, iyi haftalar diyelim. Ve hemen soralım, açılıştan hem beklentileriniz nasıl borsa cephesinde, hem de hafta içinde sizce daha çok yurt dışı temaslar mı, Merkez Bankası mı, neresi etkiler piyasaları? Günaydın. Öncelikle Fileni Sultanlarını tebrik ederek başlamak istiyorum. Güzel bir başarıdan sonra biz de muhtemelen bugün pozitif bir açılış yapacağız. Ama bu çok yatay bir pozitif açılış olacak ve 6500 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağımızla günü geçireceğiz. Geçen hafta 6380 seviyesi etrafında bir hayli oyalanmıştık. Oranın üzerinde cuma günü yapılan kapanış oldukça önemliydi ki sabah Çin'den gelen beklentilerin bir miktar altında kalan dataları da çok piyasanın önemsemediğini ve 6500 üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu hafta tabii ki yurt dışı temaslar oldukça önemli olacak. Çünkü orta uzun vadede yabancı kaynak sağlanabilme çabası ya da böyle bir başarı ya da böyle bir haber bizim için oldukça pozitif. Bir yandan kulağımız o tarafta olacak, bir yandan da perşembe günkü PPK toplantısında olacağız. Orada muhtemelen piyasa beklentisi çok geniş bir yelpazede olsa da 20 bas puanın ya 20 %20 seviyesinin altında bir faizde kalacağız. Yani %18'ler civarında bir faiz kararında duracağız. O da gelecek açıklamalarla birlikte piyasadaki olumlu havanın bozulmasını, daha doğrusu olumlu havanın devam etmesini sağlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu durum şunu da getiriyor. Bu hafta sonu özellikle gelen ÖTV'deki artışlarla birlikte enflasyonun dip seviyesini gördü ve yukarı yönlü hareketin devam edeceğini, endekste düzeltme hareketleri gelse bile 6500 seviyesinin üzerinde tutunamayarak bunların alım fırsatı olarak değerlendirileceğini ve orta uzun vadede özellikle BIST tarafında pozitif havanın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yurt dışına baktığımız zaman da Fed toplantısının hızla yaklaşmakta olduğu bir döneme girdik. Oradan gelecek açıklamalar oldukça önemli olacak ama Fed kendini zaten yaptığı açıklamalarla birlikte bir faiz artışına odakladı.
gelen iyi rakamlar hem istihdam tarafında hem enflasyon tarafında olumlu gelen açıklamalar ya da olumlu gelen rakamları şimdilik bir miktar göz ardı edip bir faiz artışı yapabilir. İhtiyacı olmasa bile esas toplantı Temmuz ayı sonu değil, Ağustos'ta yapacakları Jackson Hole'daki açıklamalar olacak. Hem Jackson Hole'da gelecek açıklamalar hem Avrupa cephesinden de destek almasıyla birlikte biz yurt içindeki olumlu havanın da devam edeceğini, yurt dışından alınan desteklerle birlikte de endeksin 7000'li seviyelere doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta önemli olan 6500'ün üzerinde kapatıp kapanmayacağımız, gelecek düzeltmelerle birlikte de hangi sektörlerde alış yapacağımız olacak. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke çok çok teşekkür ederiz tüm bu bilgiler için. Böylelikle yatırım bültenini noktalayalım. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından piyasa masasında tekrar birlikteyiz.